Merhaba. Muhalefeti eleştirmek düşmanlık değildir. Bilakis ikazdır, ihtardır. Hele şu dönemde. Hep beraber tek adam rejiminin paletleri altında kaldık. Bunun değişmesi hiç değilse eski normale dönülmesi için çabalıyoruz. Fakat bu muhalefetin her hareketini alkışlamayı, hatalarını görmezden gelmeyi gerektirmiyor. Söylediklerinde haklısın ama hassas bir süreçten geçiyoruz. Şimdi bunları dile getirmek çok anlamlı değil. Ümitsizlik pompalamayalım, umuda ihtiyaç var. Bunu da çok işitiyorum ve katılmıyorum. Çünkü burada büyük bir suçlama var. Umutsuzluğu yaymakla, çözümsüzlüğü savunmakla suçlanıyorsunuz. Doğru değil bu. Risklere dikkat çekmek, tuzakları göstermek, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurgulamak iktidarın tüm devlet olanakları ve yasa dışı yöntemlerle bastıracağını dile getirmek, ne bileyim Kılıçdaroğlu doğru aday değil filan demek hainlik mi? Nesi yanlış, nesi tutarsız? Muharrem İnce hadisesi orada duruyor. Seçim akşamı kayboldu adam yahu. Binlerce avukatla sandıklarda nöbet tutacaktı oysa. 2018'deki bu olay 5 yıla mal olmadı mı? Bir beş yıl daha kaybetmeye tahammül var mı peki? Umudumu yitirsem umudum olmasa kapatır çıkardım yani. Bak, Erdoğan geçen haftaki kur korumalı mevduat hamlesinin ardından bu hafta başında İmamoğlu'na müfettiş göndererek gündemi belirlemeye başladı. Belli ki 2022'de ipleri elinden bırakmayacak. Bu anlaşıldı. Peki şunu sormayacak mıyız? CHP'nin Mersin mitinginin arkası neden gelmedi? CHP sözcüsü diyor ki İstanbul'a kayıma atanırsa gök kubbeyi başlarına yıkarız. Buna emin olmak için elimizde veri var mı? Ne yazık ki yok. CHP'nin sicili bu konuda pek parlak değil yani. Bakın Erdoğan karşısında rakibini görmek istiyor. Belirsizlik ona büyük rahatsızlık veriyor. Belki de muhalefet bunu öngörerek adayını saklıyor. Bilemem. Ekrem İmamoğlu'na karşı yaptığı hamleyi böyle okumalı. Kayım atar mı atamaz mı? Bence bundan daha büyük okumalar yapmak zorundayız. Kimse yeni bir Erdoğan daha istemiyor. Değil Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü mezarından çıkıp aday olsa dahi kazanamaz. Söylemeye çalıştığımız da bu işte.